Tamam. Yani milli maç öncesi İstanbul Başakşehir maçında son 10 dakikada girilen narkozun bugün Kasımpaşa maçının 20. dakikasına kadar sürdüğünü gördük. Evet. İnanılmaz hatalar ve çok farklı bir skorla karşılaşırken sonra bambaşka bir skor. Nedir bu farklılık? Şimdi tek ön libero onu söyleyeyim. Öncelikle taktik açıdan söyleyeyim. Tek ön libero Petrol ile oynarken çifte döndük. Alex'i aldık geriye. İrfan'ı öne koyduk. Orta sahayı ele geçirdik. Yani bu bir çok top kaptırıyor. Çünkü defans üzerine çok topla geliyorlar. Ama şunu da göz ardı etmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık oynayan tüm savunmam 3 tanesi yan yana oynuyorlar yeni. Ferhat, Tosic, Uğur ve Hakan. Bu dörtlü ilk defa oynuyor. En son yıldırını Doğan'ın da ayağını çekmesi orta sahada. Ama ben bunu hiç eksikliği dile getirmeden yani oynayan varsa sahadaki oyuncu oyuncudur diye kazanma adına geldik ve kazandık. İlk 20 dakika dediğiniz gibi bayağı bir bocalayan yani ama işte onu diyorum yani Alex'i biraz daha geriden top almaya teşvik edince bu sefer İrfan'ın biraz temposu arttı. Çünkü geriye gelmemeye başladı. Önde top tutmaya başladık. Ön taraf devreye girdi. El Kabir biraz daha devreye girmeye başlayınca tabii fark ortaya çıktı. Ama 20 dakikadan sonra da farklı bir gençler bile ortaya çıktı. Yani üreten, isteyen, attıkça keyif veren bir takım. Yani ben bir de yayıncı kuruluşuna paylaştım da bir de sizle de paylaşayım. Şimdi İstanbul Başakşehir maçından sonra Mesut Hoca 4 maç, 5 maç üst üste alır ondan sonra yatar. Demek ki yatmıyormuş. Bunu bir silelim bir defa yani öncelikle. Yani ben inanılmaz derece bundan sıkıldım. Başka takımlarla anlaşmaya gidiyorum. Ya sen 5 maç alıyorsun niye sonra? Ya Duvadin de Süper Lig'de 5 maç sezon boyunca alamayan takımlar var ya. Ya ben bu eleştirilerden biraz yani şey oldum da rahatsız oldum da bunu paylaşayım. Ya insanlara 5 maç alıyorsunuz niye 5 maç alıyor? Bir maç yeniliyorsunuz yenilmeye mi başladınız? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Türkiye Süper Lig'inde 35 puan yapıyoruz. 35 puan. İnşallah çarşamba günü bu tribünlerin böyle boş olmaz. Bu takım üretkenliğe başladı. Bu Ankara'nın takımı. İnşallah insanlar gelsin biraz keyif alsınlar ya. Hava güneşli. Takım üretmeye başladı. Nasıl? Ne yapacağız daha? Çarşamba günü kupa finali oynayacağız. Önce oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz derecede. Oyun disiplini eksilmemize rağmen. Herkes elinden geleni yaptı. Çok disiplinli oynadık. Hem ürettik. Herkese lig olarak kutluyorum ama şimdi çarşamba günü bir finalimiz var. Şimdi çarşamba günü eğer biz kupayı istiyoruz, kupayı istiyoruz diyoruz. Herkes bana sokakta kupa. O zaman buyurun hep beraber alalım. Ben de istiyorum 15 bin kişi. 15 bin kişi istiyorum ben de. Tabii. Şimdi futbolcu gol atıyor, sevineceği kişi olması lazım. O da tribünlerin dolu olması. Biz elimizden gelen her şeyi bu çocuklar, bu takım tabii ki yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Olsa da yapacağız, olmasa da yapacağız ama özellikle geçen haftaki son 10 dakikalık istemediğimiz mağlubiyetten sonra bugün 5 gol atmaları ve üretkenliğe başladık. Gol atıyoruz. Yani pozisyona giriyoruz. İyi oynuyoruz. Onun için de bu puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Kupa maçına da özellikle final maçına da çarşamba günü herkesi bekliyoruz. Başka soru var mı? Ya isteyince oluyor. Oraya gidince oluyor. El Kabir'in inatçılığı ilk penaltıda. 1-0'dan sonra düşmeyen bir gençler birliği vardı. Yani ayağı kafayı kaldıran, üreten bir gençler birliği vardı. Ya ben derim ki yani bu takımı gelin keyifle izleyin ya. Yani destek verin. Ankara'da yakışıyor ama biraz tribünleri görmek istiyorum. Özellikle çarşamba günü kupa maçı ihtiyacımız var. Eleştiri olarak değil de ihtiyacımız olduğu için söylüyorum. Evet. Biz tribünde konuşuyoruz. Sizle de konuşalım. Ramazan'ın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi 2-1'den sonra bir top çıkardı. İnanılmaz bir top çıkardı. Ya ben kalede çok fazla oynayan birisi değilim yani. Öyle biri çıksın bir oynasın falan diye değil. Yıllardan beri oynadık. Yine de oynayacak. Ben ikisi de Ferhat da koysam fark etmeyecek. Ramazan da ama Ramazan aldı şimdi. Takım galip götürüyor. Kaleci kötü gol yiyebilir ya. Yani olabilir. Ben 5 gol atayım da o da 2 tane yesin. Sağ ol, kolay gelsin. Last game as well. Questions. Son haftalarda olduğu gibi iyi başladık. Önde başladık, 1-0 önde başladık. Ondan sonra gol atma şanslarımız oldu ama değerlendiremedik. Kötü bir gol. Ardından hatalı olduğunu düşündüğüm bir penaltıyla 2-1 geri düştük.
Sonda yediğimiz goller daha çok bireysel hatalardandı. Bunun üzerine çalışmamız lazım. Ve maçlara iyi başlıyoruz ama sonunu iyi getiremiyoruz. Bu daha çok psikolojik bir problem. Bunun üzerinde çalışmamız gerekecek. Against us then we have a problem. Takım haftalardır çok iyi oynamıyor. Bizim en önemli sorunumuz takım olmak. Eğer takım olmadığınız zaman işler kötü gitmeye başladığında onun gerisi gelir. Tutunamayız ama en üzerinde durmamız gereken şey takım olmak. Bu yüzden takım performansı veremiyor. Başka soru olan yok. Teşekkürler.